Giriyoruz. Kayıt surface komutlarının altında. Kesişin iki yüzeye nasıl bir radius oluşturabilirim? Çizgi herhangi bir şey oluşturmadan onu seçiyorum. La komutuyla oluşturabiliyorum. Birinci yüzeyimi seçiyorum. İkinci yüzeyimi seçiyorum. Yüzeyler içeri doğru bakması gerekiyor. Trim işlemini yapmak istiyorsak no trim input face chain'i seçmemiz gerekiyor. Yapmak istemiyorsak no trim. Trim input face chain'i seçtik. Preview'den evet. Select Curve'ü attıktan sonra oluşacak yüzeyimizi bize zaten ön izlemesine çıkaracaktır. Buradan ölçümüzü değiştirebiliyoruz. Dediğimiz gibi tıp olarak yapabiliriz. Buradan değerimizi değiştirebiliriz. Kübik olarak başlangıç ve bitiş kısımlarını 30 diyelim başlangıca. Bitiş radüsümüz 10 milim. Diğer özellikleri kullanarak bu şekilde iki yüzey arasına La komutuyla radius kırabiliyorum. Okey dediğim zaman iki yüzeyi gördüğünüz gibi bu şekilde bir birleştirme işlemi yapabildim. Bunu surprise edelim ve diğer bir optionımızı görelim. İki tane çizgi çizmemiz gerekiyor. Curve komutlarından, alt gruplarında curve on surface'de üzerine yüzeyimin çizgi oluşturacağım. Şöyle bir çizgi çizelim. Apply dedim ve diğer yüzeyime bir çizgi çizeceğim. Bir spline oluşturacağım. Yakaladım noktamı. Evet, son noktamı da yakalıyorum. Okey diyorum ve çizgilerimi oluşturdum. Serbest olarak çizgilerimi oluşturdum. Düz çizgi de çizebilirdim. Home'a geldik. Kayıt komutlarının altında Stable Blend'e geldik. İlk yüzeyimizi seçiyoruz. Daha sonra ikinci yüzeyimizi seçiyoruz. Chain edeceğimiz, birleştireceğimiz, zincir kuracağımız. Tag kısmından Curve seçmiş olmamız gerekiyor. Tangent kısmında ise birinci seçtiğimiz yüzeydeki çizgiyi seçiyoruz. İkinci olarak da Select Curve Set To'da ikinci yüzeyimizin üzerindeki çizgimizi seçiyoruz. Size otomatik olarak çıkarıyor. 20 diyelim. Evet. Shape Control'den de radüsünüzü belirleyebilirsiniz. Bu birleşim noktasındaki 80 diyebiliriz. Veya kübik olarak seçebilecekleriniz burada zaten aktif olacaktır Control Tab'de. Başlangıç radüsümü 50. Bitişi 20 yapabilirim. Evet. Değiştirelim. Evet, bu şekilde. Okey diyelim. Bu şekilde de Stable Blend komutunda iki yüzey arasına radüsler oluşturabiliyorum. Stable Blend komutunda anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.